Bölgeye ikinci kez giderek incelemelerimizi gerçekleştirdik. İkna olmadık. Türk halkı ikna olmadı. Bölgede ağır bir tahribatın yapıldığı, çevre katliamının yapıldığı sabittir. AK Parti'nin 2014 yılında yanlış bir yaklaşımla özelleştirdiği Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin üretime devam etmesi için 2014'ten bugüne kadar Akbelen bölgesinde yüzlerce hektar ağaç kesilmiş, ormanlar katledilmiştir. Bu vicdansız çevre katliamının temel sorumlusu yanlış özelleştirmeyle kendini bu duruma mahkum eden AKP hükümetleri ve Akbelen'de yaşanan bu çevre katliamı karşısında tek kelime etmeyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. AKP hükümeti özelleştirme işlemlerini yaparken çevresel etkileri dikkate alarak termik santrallerle yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmeliydi. Bu sorunlar ortaya çıkmazdı ama AK Parti çevreyi koruyan politikalar yerine tahrip eden politikaların önünü açmayı tercih etmiştir. AK Parti'nin çevre tahribatını önünü açan, cesaret veren politikaları teşvik etmesi bu şirketleri de cesaretlendirmiştir. Ve bu şirketler öyle küstahlaşmışlardır ki çevre kirliliğinin dayanılmaz boyutlara ulaştığı yerlerde hükümet kamuoyu baskısıyla ya bu bacalara filtre takın dediği zaman filtreyi takmaktansa enerji üretimini durdururuz şeklinde kamuoyunu tehdit etme noktasına gelmişlerdir. Dünyada hiçbir ülkenin anayasasında olmayan düzenlemeler vardır. Anayasamızda ormanların korunması ile ilgili. Bu hükümlere rağmen, bu çok açık hükümlere rağmen ve mahkeme kararlarına rağmen Limak ve ortağı İçtaş hiçbir kural ve mahkeme kararı tanımaksızın nasıl bu kadar pervasız bir şekilde çevre tahribatına devam etmektedirler. İşin daha acı yanı ise hükümetin bu katliamı önlemesi gerekirken ağaçların kesilmesini engellemeye çalışan yurttaşlarımıza şiddet uygulamaktadırlar. O zaman biz de buradan AKP'ye soruyoruz. Siz Limak'ın ortağı mısınız? İçtaş'ın ortağı mısınız? Limak ve İçtaş'ın sahipleri, bu ülkenin yurttaşları ve bu ülkenin tertemiz kalmasından sorumlu vatandaşlar değil mi? Yarın bu ülkede yaşamayacak mısınız siz? Çocuklarınızın ve torunlarınızın bu ülkede yaşamaya niyeti yok mu? Akbelen ormanlarında uzun süreden beri bir imha süreci yaşanıyor. Lütfen gidin ve görün. Orada kesilen ormanların yerine bıraktıkları manzara Ay'da ve Mars'tan gelen görüntülerle hemen hemen aynı. O kadar vahşice bir katliam yaşanıyor. Akbelen'deki katliamın sorumlusu olan Limak, AKP iktidarının şu meşhur 5'e 1'inden bir tanesi. Bakın 49 milyar dolar ihale almış Limak 2002'den bu yana. Bu da bizim yaptığımız hesaplama değil. Bu kadar ihaleyi aldınız, hiç olmazsa Türkiye'ye karşı, Türk insanlığına karşı biraz sorumluluk hissedin. Bu ülkede kazanıp bu ülkeye, Türkiye'ye, Türk halkına zarar verenler bir gün bu verdikleri zararın hesabını da verecekler ve tazmin edecekler. Ama biz onların tahrip ettikleri hem de küresel ısınmayla tahribatın arttığı bir dönemde Türkiye'de yaşamak zorunda kalacağız. Çocuklarımız ve torunlarımız da yaşamak zorunda kalacak. Zafer Partisi olarak Türk kamuoyuna söz veriyoruz. Nasıl İkizdere'de Cengiz İnşaat'ın karşısına dikildiysek, nasıl İliç'te altın madenini doğayı zehirlediği için gidip kapattırdıysak, Kayseri Develi'de siyanürle doğayı zehirleyen altın madenini kapattırdıysak,
Nasıl Akbelen ormanları konusunda limakla mücadele ediyorsak, bundan sonra da bu mücadeleye devam edeceğiz. Birileri diyorlar ki Zafer Partisi'nin tek meselesi Türkiye'yi işgal etmiş 17 milyon işgalcinin geri yollanması mı? Tabii ki bizim en önemli meselelerimizden bir tanesi o. Ama sadece işgalcilerin geri yollanması değil, aynı zamanda Türk vatanının yeşil vatan olarak varlığını sürdürmesinin mücadelesinde vereceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Bölgeye gittin misiniz? Bölgeye gitmek istiyorum. Bölgeye daha yeni gittim. Kesin başlamadan gittim. Benim dışımda ben gittiğim zaman hiçbir genel başkan gitmemişti. Üstelik ikinci kez gidişimdi. Biz gösteri yapmak için gitmiyoruz. Gerçekten durdurmak için gidiyoruz. Eğer Limak bizi ikna etseydi yaptığı sürümde gitmezdik arkadaşlar. Derdik ki burada Türkiye'nin yararına bir iş var. Ve biz de ikna olduk yaptıkları sunumdan, yapmaya devam etsinler. Biz öyle kamuoyu şöyle hoşlanıyor, böyle hoşlanıyor diye siyaset yapan bir parti değiliz. Ama gerçekten Akbelen'de bir katliam var ya, gerçekten var. Hakikaten Mars'a çevirmişler coğrafyayı. Allah'tan korkması lazım insanın bunu yapabilmesi için vicdansızlamadan, ya da gerçekten vicdansız olması lazım. Evet. Siz o bölgede aslında Limak bölgede bir çağrıda bulmuştunuz. O çağrıya bir cevap alabildiniz mi? Ayrıca bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet bir meclis olağanüstü toplanması için çağrıda bulunacak, dilekçe verecek. Muhalefetle bu konuda bir görüşmeniz oldu mu? Destekliyor musunuz? Hayır, muhalefetle bir görüşmemiz olmadı. Biz Zafer Partisi olarak gerçek muhalefeti zaten yapıyoruz. Bazılarının da bizi görüp peşimizden gelmesini yadırgamıyoruz. Devam etsinler. Ancak faydalanırlar, Türkiye'nin faydasına işler yaparlar diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, yangınlar için ne düşünüyorsunuz? Efendim? Orman yangınları için ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar, orman yangınları küresel ısınmanın da her geçen gün biraz daha artmasıyla dünyanın her yerinde hızla yayılıyor. Yunanistan'da çıkan yangınları görüyorsunuz. Ülkemizde de son dönemde çıkan yangınlar iyiden iyiye can yakıcı olmaya başladı. Tabii bununla mücadele, yangınla mücadele sadece yangın başladıktan sonra uçak vardı yoktu çerçevesinde yapılabilecek bir mücadele değil. Küresel ısınmayla milli ölçekte mücadele için bizim önermiş olduğumuz politikalar var. Bu politikaların hızla devreye sokulması gerekiyor. Bu politikalar içerisinde özellikle dağlık bölgelerde göletler oluşturulması bir tanesini söyleyeyim. Ve yine potansiyel yangın bölgelerine yönelik yangın çıkmasını engelleyecek önleyici tedbirlerin alınması gibi birçok çalışmamız var. Aksi takdirde küresel ısınma öyle hızlı geliyor ki bugün tatile gitmiş olduğunuz Akdeniz, Ege kuşağı, Kahire iklim kuşağıyla ortalama 27 derecedir Kahire iklim kuşağında. Hava sıcaklığını yakaladığı zaman göreceksiniz, hepimiz için hayat çok daha zor hale gelecek. Efendim, siz şimdi olay yerine gittiniz ve oradaki yöre halkıyla birebir temaslarda bulundunuz. Size neler söylediler, ne gibi talepleri oldu? Ya, insanların talepleri çok basit. Yaşam ortamlarının yok edilmemesini istiyorlar. Yani birisi sizin evinizin bahçesine girip o bahçeyi tarumar ederse oturduğunuz apartmanın, kapınızı tekmelerse ne hissedersiniz? İnsanlarımız da onu hissediyorlar. Ormanlar yakılmasın, orman yok edilmesin isteniyor. Üstelik burada bu ormanın, Akbelen ormanının tahrip edilmesinin çevresel etkileri, özellikle Bodrum'un su kaynaklarının imhası anlamında çok ciddi bir tehdit oluşturacak. Bütün bunlar düşünülmeden hareket ediliyor. Arkamda Limak Enerji binası var. Kendilerini öneririm. Eğer bu ülkeye zerre kadar sevgileri varsa esas yatırımı yenilenebilir enerji kaynaklarına yapsınlar. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.
İstersen alalım. Alacağım ben de.